22 yaşında bir genç, Maganda çatışmasında sıkılan serseri bir kurşun onu hayattan koparttı. Şimdi göğüs kafesinden aşağısını hiç hissetmiyor. Ama onun daha büyük bir yarası var, adalet. Tam arkamı döndüğümde bir çınlama sesi duydum. Sonra kendimi yerde buldum. Yunus Emre Kartal daha 19 yaşındaydı. Askere gitmeye hazırlanıyordu hayatının baharında. Maganda kurşunu onu felç bıraktı. Kurşun sırtımdan girdi. Dönerek sağ tarafımdan, omzumdan çıktı. Tam kalbimin arka tarafına yakın bir yerden girdi. İddiaya göre evlerinin yakınındaki bir kafe kimliği belirsiz saldırganlar tarafından silahlarla tarandı. Yunus Emre Kartal'ın belki de tek suçu o saniyelerde orada bulunmasıydı. İki grup arasında çıkan silahlı çatışmada sıkılan kurşunlardan biri ona isabet etti. Kurşun arkasından girdi, önünden çıktı ve belden aşağısı tam 3 senedir felç halinde. Ailesi ayrı, kendi ayrı, perişan oldu. Askere gidecektim yani. Askere gitmeme 7-8 ayım vardı. Gidemedim. Yani çok istiyordum gitmeye. Yani vuruldu. Kartal ailesi şikayetçi oldu. Olayla ilgili dava açtı. Ancak Yunus Emre'nin yatağa mahkum bir hayat yaşamasına neden olanlarla ilgili en ufak bir delil bulunamadı. İddiaya göre olayın şahitleri de korkup konuşmadı. Orada olan insanların yüzünden benim evladım şu anda bu şekilde 3 sene oldu. Herhangi bir şey yok. Gidiyoruz geliyoruz, adliyeye herhangi bir şey çıkmıyor. Suçlular yakalanmadı. Karakolun dibinde vuruluyorum ve hiçbir 3 senedir hiçbir şey olmuyor. Ya adalet istiyoruz yani. Şehir magandalarının felç bıraktığı Yunus Emre'nin tekrar yürüyebilmesi çok düşük bir ihtimal. Ancak ailenin ilaç ve fizik tedavi masraflarını karşılayacak güçleri de yok. Göğüs kafesinden aşağısı tutmuyor. Sadece kollarım ve göğsümü hissediyorum. Benim çocuğum bu halde. Allah yukarıda görüyor yani. Benim çocuğumu bu hale getirenler Allah daha beterini etsin.